Taze sebze tarifleri kanalımdan herkese merhaba Ben bugün greyfurt reçeli yapıyorum Bunun için 4 tane greyfurt kullanıyorum 4 greyfurtum yaklaşık olarak 1,5 kilogram kadar Greyfurtlarımı önceden yıkadım Ve rendemin ince kısmıyla çepeçevre her tarafını rendeliyorum Bu greyfurt reçelini ister sabah kahvaltılarınızda İsterseniz çayınızın kahvenizin yanında tüketebilirsiniz. Greyfurtlarımın tamamını rendeledim ve sonrasında tekrar bir üzerindeki çıkan kabukları yıkadım ve tenceremin içerisine aldım. Üzerine geçecek kadar su ilave ettim. Tenceremin kapağını kapatıp 5-6 dakika kadar haşladım. Ve sonrasında normal oda ısısındaki suyun içerisine greyfurtlarımı aldım. Bu işlemi greyfurtların pişme işlemini durdurmak için yapıyoruz. Su ısındıkça 4-5 kez suyunu değiştirdim su soğuyana kadar. Sonrasında da bir gün boyunca 4-5 kez yine suyunu değiştirdim. Bir günün sonrasında şimdi greyfurtlarımı suyun içerisinden çıkarıyorum ve artık pişirme işlemine geçeceğiz. İlk olarak greyfurtun uç kısımlarını kesiyorum. Uç kısımlarını kestikten sonra da ortadan ikiye bölüyorum. İlk baştaki greyfurtumda orta kısmını kesmedim ama sonraki greyfurtları doğrarken orta kısmını kesince çekirdekleri de kestiğim kısımla beraber geldi. Ve görünmeyen çekirdekleri ortaya çıktı bu şekilde yapınca daha güzel oldu. Bu şekilde ayıklamakla uğraşmadım. Doğradığım greyfurtlarımı tenceremin içerisine alıyorum bir taraftan da. Gördüğünüz gibi şöyle orta kısmını bıçağımla keserek alınca çekirdekleri de bıçağımla çıkmış oldu. Gelmeyenleri de bu şekilde gördüğünüz gibi açığa çıktı ve kolayca üzerinden aldım. Ve aynı şekilde yine çatala gelecek şekilde lokma şeklinde doğruyorum. Arkadaşlar siz tarifimi izlerken ben de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sizlerle ilk defa bu videoda karşılaştıysak, ücretsiz YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni tariflerimden ilk siz haberdar olursunuz. Tarifim hakkında düşünce ve deneyimlerinizi yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Beğendiğiniz tariflerimi de sosyal medya hesaplarınızdan sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Şimdi 2 tane greyfurtumu doğradıktan sonra tencereme aldım ve 2 su bardağı üzerine toz şeker ilavesi yaptım. Şimdi geri kalan 2 tane daha greyfurtum vardı. Onları da doğramaya devam ediyorum. Arkadaşlar greyfurt reçeli diğer reçellere benzemiyor, bilginiz olsun. Greyfurtu sevmiyorsanız bu reçeli yapmanızı çok tavsiye etmem. Çünkü greyfurtun acı bir tadı vardır. O tat reçelde de oluyor. Bunu bilin, ona göre yapın. Ama ben bu reçeli gerçekten çok seviyorum. Hem kahvaltıda hem de çayın, kahvenin yanında Tatlı niyetine tüketiyoruz. Eğer siz greyfurtu sevmiyorsanız reçelini de sevmeyeceksinizdir. Onun için yapmanızı çok tavsiye etmem. Bunu bilerek yapın. Şimdi iki tanesini daha doğradıktan sonra üzerine 3 su bardağı toz şeker ilavesi yaptım. Toplamda 5 su bardağı toz şeker ilavesi yapmış oldum. Bir çay bardağı da portakal suyu ilavesi yaptım bir tane portakal sıktım bu bir çay bardağı portakal suyu için arkadaşlar şimdi bir saat beklettikten sonra biraz sulandı gördüğünüz gibi siz daha da fazla bekletip daha da şekerlerin erimesini sağlayabilirsiniz ben bir saatin sonunda kısık ateşte şöyle hafif hafif fazla örselemeden karıştırarak şekerin erimesini sağladım şekerim eridikten sonra da altını açtım 40 dakika kadar bu şekilde pişirdim. Ara ara üzerinde oluşan köpüklerini de aldım. Bu arada kullandığım greyfurt içi kırmızı olan arkadaşlar, sarı olanları da kullanabilirsiniz. Bu arada reçelim pişerken ben derin dondurucuya bir tane tabak koydum. Test için. Tabağımı soğuttum ve üzerine reçelimden damlattım. Gördüğünüz gibi reçelimin kıvamı olmuştu. Ve şimdi üzerine birazcık limon suyu damlatıyorum. Şöyle çeyrek limon suyu kadar arkadaşlar. Belki ondan da az. Ve 5 dakika daha bu şekilde pişirdim. Gerçekten nefis bir tarif arkadaşlar. Belirttiğim gibi greyfurtu sevmiyorsanız bunu da sevmezsiniz. Ama greyfurtu seven birisi bu reçeli de mutlaka sevecektir. Hem tatlı yerine hem kahvaltılık yerine tüketebileceğiniz nefis bir tarif. Şimdi sıcak sıcak kavanozlarıma dolduruyorum. Kavanozlarıma doldurduktan sonra Temiz bir kapak, kullanılmamış bir kapakla kavanozumu kapatıyorum. Ben kavanozları ters çevirmiyorum arkadaşlar. Oksitlenme olmaması için bu şekilde de kapaklar tutuyor. Eğer kavanozlar soğuyana kadar kapaklar içeriye doğru çökmüşse bu kapaklar tutmuş demektir. Ertesi günü kapakları kontrol ettiğimde içeriye doğru çökmüş ve vakumlanmıştı. Şimdi sizlere kıvamını göstermek için kavanozumun bir tanesini açıp size kıvamını gösteriyorum. Gerçekten tadı, rengi, kıvamı muhteşem olmuştu. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın izlediğiniz için teşekkürler.